Herkesle 4 kişilik bir kasa savaşına katılıyorum. 3 tane kasa açılacak ve kazanan tüm çıkan her şeyi alacak. Evet, iyi gidiyoruz. Ve gördüğünüz üzere hepsini kazandık. Promosyon kodumu kullanarak bonusunuzu alabilirsiniz. Ve ilk defa giriyorsanız bedava bakiyenizi kullanabilirsiniz. İyi seyirler. Bro, brother. What is anana sikirim ya? I love you. It's me, I love evet. you. Anana sikirim yani yapar. Ben de senin ananı sikirim. Orospu çocuğu. Hadi say I love you in Turkish actually. Seni seviyorum. How do I say thank you, man? Teşekkür ederim. Heh, give me something good here. Salt, salt. Oh, it's there. It's salt. Like, yeah, yeah, salt. Let's go, go, go. Let's go, ready. You ready? Yeah, let one, three. Two, three. Yalla guys. Hafif, don't shoot. Shalom plane, shalom, do like shalom. Konnichiwa! Shalom! Nice. Guys, don't do that, don't do that, he's my friend. Aklımı sorma, çoktandır kayıp, sana takılı kalmış gönül. Selamlar Asi, hoş geldin kanka. Yasin Can nerede? Eve gitti kanka. Yani şu an bootcampimiz bitti arkadaşlar. Turnuva için hazırlık sürecimiz bitti. Gaming House'daki süreç, daha doğrusu Gaming House'daki turnuva hazırlığımız bitti. Yarın moda var. Sonrasında bir ya da iki gün daha antrenman yapacağız. Sonrasında maç başlıyor zaten. Bugün ayın 13'ü, yarın 14'ü. 14'ü off, 15'i antrenman, 16'sı turnuvamız başlıyor. Hani normalde evlerde oynamak şu an Gaming House'daki ping olayı birazcık kötü. Bazen çıkabiliyor durduk yere ve hani bunun önüne geçemiyoruz. Ama ya özellikle akşamları oluyor. Sabahları antrenmanda herhangi bir problem yok ama akşam saatleri geldiği zaman 18 ile 20 arasından sonra loss çıkıyor, ping çıkıyor. Bu yüzden risk almamak adına evlerimize dağılıyoruz. Maçı nereden izleyebiliriz? Ya burada zaten HLTV'ye girdiğiniz zaman, HLTV Org'a girdiğiniz zaman burada bizim maçımız bu tarz çıkacak. Girin buradan canlı yayın yapan kanalları görebilirsiniz bu şekilde. Mesela bu maçı tık diye bulduk buradan. Siz de aynı şekilde bizi izleyebilirsiniz. Can abi geldi mi? Geldi geldi. Gaming House'a geldi. ESL Pro Liga'ya nasıl hazırlandınız? Kanka ben yine her zamanki gibi körsememek için ağzımı açmıyorum. İyi ya da kötü. Hiçbir türlü açmıyorum. Yorum yapmıyorum. Teşekkürler. Jer Fransa'ya mı döndü? Bugün akşam antrenmandan sonra döndü kanka. Bir buçuk saat, bir saat önce çıktı. Maç ne zaman? 16'sında. Yani 3 gün kaldı. Takımdaki motivasyon nasıl? Güzel, kötü değil. Yani gerçekten artık bazı şeyleri şey yapabildik. Oturtturabildik az çok. Şimdi böyle dediğim zaman da körsemiş oluyorum. Yapmamam lazım. Normal şartlarda. Bu takımlarında bir de Nike vesaire forma sponsor oluyor. Bizim takım neden almıyor sponsorluk? Ya bir bilgim yok. O yönetim tarafı ile alakalı bir durum. Benim herhangi bir yorumum yok. Preklerde hangi takımlarla oynuyoruz? Yani bugün şöyle son iki gündür ki rakiplerimizi hatırlamaya çalışayım. Bugün Navi'yle oynadık. Overpass'te 17-13 yendik. İlk yarı 12-3 bitti Overpass'te City'de. Bundan önceki günlerde Mirage G2 ile oynadık. Kaybettik. Çok iyi yendiler bizi. Bu Outsiders'ı oynadık. Dün sanırım yendik. Outsiders'ı diyorum daha burada tanıdıklarla oynadık mı? League'le oynadık, bizi Anubis de yendi bayağı. Mirage'e de yendi. Sprout'la oynadık bir kere diye hatırlıyorum. Bir kere Copenhagen Flames'le oynamıştık sanırım. Yani sonrasında Movistar'sa bir kere oynadık galiba. Ya onun sonrasında da işte bundan sonraki takımların çoğuyla oynadık. Tier 2, Tier 3 ismini görmediğim insanlarla da oynadığımız oluyor. Yasin takım hakkında konuşurken unutulmuş hissiyatın var gibi, memnuniyetim var bazı konularda. Bu net anlaşılıyor. Yo. Yani şu an çok fazla büyük konuştuğum için yorumlarımda daha öncesinde sürekli ters tepti. Ve hani bu komünitenin kardeşim sen bir şey deme baskısından dolayı da değil, ben kendimi artık kötü hissetmeye başladım. Böyle söylüyorum, söylediklerimin olmaması, beklentilerimin gerçekleşmemesi üzüyor yani beni de birey olarak. O yüzden yani hani o yüzden çok fazla büyük konuşmuyorum. Hani ben iyi bir şey varsa iyi derim, kötü bir şey varsa kötü derim. Bir şey ortaysa orta derim. Hani şu an takımı çok çok pohpohlamaya gerek yok yani. Sobra girdiğimiz zaman bunu gösteremeyeceksek umut vermeye gerek yok ama ben şu an iyi olduğunu söylüyorum zaten. Daha öncekinden daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Takımın iyi gidişini şansıyla bozmamak için böyle tabii. Herkes psikolog olmuş. Kaşlarını boyuyor mu acı? Hayır. Turnuva ne zaman başlıyor? 16'sında başlıyor beyler. Yarın dediğim gibi GH'den gitmek bu opsiyona bağlı. Gitmek isteyenler gidecek. Ben muhtemelen GH'yi evde oynayacağım. GH'de oynayacağım. Çünkü ben birazcık şey geliyorum.
tryout geliyorum buraya. Şey anlamında valiz okuyorum ama valizden bir valiz ben de işte kendi bilgisayarımı getiriyorum. Kendim yani monitörümü zaten getirdik ama hani benim için ekstra büyük monitörü getirmek. Ondan sonra işte klavyesidir, ne bileyim havlusudur, terlediği zaman mouse. Bu neymiş bakalım, şöyle boşta. Tamam, bu ekran sileceği, böyle fıçık diye atıyor. Bu da fıs diye atıyor. Bu da kolonyasıdır. Ekran silme bezidir. Ne bileyim, cırttır, cürttür, suludur. Her şey toplu geldiğim için hani tekrar eve gidip bir şey yapmak istemiyorum. Burada hani alıştım ya, bir düzen kurdum. Bir haftada, bir buçuk haftada onu çok bozmak istemiyorum şimdilik. O yüzden kalsın şu an. Not bad. Maçımız ayın 16'sında. Şöyle göstereyim. Muhtemelen her gün bir maç olacak şekilde. Aynen. Pazartesi, salı, çarşamba. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Bu belli değil. Yani lower'a düştüğümüz zaman işimiz çok zor arkadaşlar. Hani lower'a düşme gibi bir lüksümüz yok. Eğer şey istiyorsak, EPL'yi istiyorsak. İki takım buradan çıkıyor. 1-2. İki takım buradan çıkıyor. 1-2. Bir dakika dur. Girelim bir Liquidpedia'ya. Yanlışımız olmasın. EPL konferans, tamam gel. Kaç takım çıkıyormuş? Sadece 3 takım çıkıyor beyler. Şey değil mi? Bayağı zor ama almamız lazım burayı. Zor turnuva. Yani ne olacağını kısaca anlatayım. Buradan birer tane takım çıkacak. Bunu yani şöyle düşünün. Eternal Fire Genk'i yendik. Heat geldi. Heat ile Eternal Fire. Eternal Fire yendi. Falcons diyelim. Falcons Sprout. Sprout yendi. Eternal Fire burada. Eternal Fire Sprout kazananı çıkıyor diye tahmin ediyorum ben. Sonrasında burada da Force buraya geldiğini varsayın. İşte buradan Sav geldi mesela. Kaze Endpoint'i yendi. Sav Endpoint Kaze'i yendi. Buraya geldi. Nine Permite'yi yendi. Force Nine'i yendi. Burada Sav ve Force'un olduğunu varsayın. Yenen çıkıyor. Sonrasında buradaki bütün kaybedenler buraya düşüyor. Sonra burada bütün kaybedenler buraya düşüyor. Sonra burada kaybeden iki tane takım buraya düşüyor. Buradan gelenler neyse. Hani burada kaybettiğimiz an kaç tane biliyor musunuz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani yaklaşık 10 tane takımın arasından bir tane takım. Lower'a düştüğünüz zaman 10 takımdan bir tane takım çıkıyor. Burada da şu an 2, 4, 6, 8, 10, 12, 10, 12, 13, 14, 14 tane takımdan 2 tane takım çıkacak şu anki bracket'te. Yani bayağı zorlaştırmışlar. Normalde birazcık şey anlattım, karmaşık anlattım ama normalde bundan önceki turnuvada bayağı takım çıkıyordu yani. 6 tane takım çıkıyordu, öyle düşünün. İlk 6 takım çıkıyordu. Şu an 3'e düşürmüşler. Zorlaştırmışlar. Bence olması gereken ama zor olmuş. Bakalım. İşimiz zor yani. Ping olayını bir türlü çözmeye çalışıyoruz. Özellikle LMR'da bootcamp yapmayı düşünüyoruz Avrupa'da ama bakalım inşallah olur. Ama bu şeyi ilk defa öğrendim. Bunu bayağı önümsemek lazım. Kolay olmayacak buradan çıkmak. Ya burada minimum buraya kadar düşmeden gelmemiz lazım. Dakika dediğim mantık mı? Ya buradan anlatayım arkadaşlar. Burası daha kolaymış. Ya bende light shot yok şu anda. Light shot olsa çizerek anlatırdım da. Bakayım var mı? Lights. Yok, light shot yok. Şöyle yapalım. Paint online. Şimdi Sprout burada, tamam mı? Sinners buraya geldi. Bak Sinners yazıyorum. Sinners. Heat buraya geldi. Eternal buraya geldi, tamam mı? E. Bu E. Bu da H. Sprout yendi. Sprout'un C'si buraya geldi. Eternal Fire'ın E'si buraya geldi. Biz şu an 1'de 1 yaptık. 2'de 2 yaptık. 3. maçımızı oynayacağız. 3. maçta muhtemelen Sprout gelir ya da Falcons gelir muhtemelen. Burada yenen takım çıkıyor. Ama burada elendiğiniz an işler çok zor. Yani şu 2 turda kaybedersek, şu ilk 2 turda lower'a düşme ihtimalimiz yok. Varsa bir ihtimal, o da burada düşebiliriz. Burada düştüğümüz zaman da şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Buradan şuraya düşüyoruz. Yani 1'de 1, 2'de 2. 3. maçı kaybettik. Burada da 1'de 1, 2'de 2 yapıp çıkmamız gerekiyor. Yani bayağı hayatta kalma turnuvası olmuş. Bakalım. Normalde bu bundan önceki öyle değildi. Nasıldı? Şu 16'yı göstereyim size. Konferansı. Mesela Eternal. 1'de 1 yaptık. 2'de 2 yaptık. Çıktık. Şu anki fark ne? Onu da göstereyim. Europe konferans diyelim. Heh. Burada 1'de 1 yaptın. 2'de 2 yaptın. 3'te 3 yapman lazım. Hani buranın zaten dediğim gibi olayı zaten hani şurası sıkıntı değil. Hani burada normal yani ekstra bir maç eklemişler. Sıkıntı lower bracket'ta. Yani lower bracket'ta, ilk lower bracket'a düştüğümüzü varsayın. Şuraya düştüğümüzü varsayın. Mesela ilk maç bir şey oldu, kaybettik. 1, 2, 3, 4, 5 tane maç kazanmamız gerekiyor hiç durmadan. Burada kaybettik mesela. Şey sallıyorum, burada geldik. Heat'e kaybettik. Şanssızlıklar oldu. 1, 2, 3, 4 tane kazanmak gerekiyor. Bakalım. Bazen güzel bir streak yapıyoruz ama. Hadi bakalım.
Burada kolaydı ya. Burada valla oynadığımız boş boşuna İsveç'e geldik. Yemin ederim. Geldik bir tane Brezilya takımı şey yaptık. Bir tane Brezilya takımı tokatladık. Bir tane de İspanyol takımı tokatladık. Ya da Portekiz pardon. Yani ikisi de direkt T3 falandı yani. Yani mesela MIBR gelse zorlanırdık. Heat gelse zorlanırdık. Yani daha çekişmeli geçerdi. Sprout gelse belki. Gerçi hani Sprout o zaman çok iyi değildi. Sonradan patlama yaptılar. Falcons belki zorlardı. Outsiders belki zorlardı. Anladınız mı? Ama biz direkt burada tık tık geçtik. Şimdi alt taraf kolay olmuş. Hani gerçekten bu sefer de zor demişler ki geçen sezon size kolayları verdik. Bu sezon zorları veriyoruz. Önce bir Heat veriyorlar. Jersever Fransızları. Sonra bir Falcons veriyor ya da Sprout veriyor artık bilmiyorum bakacağız. Aşağıda ya burada şansımızı Sprout'a kaybederiz. Burada bir de Forza oynarız. Bilmem Forza oynama şansımız var ama. Bu kimmiş lan? Babos diye takımım varmış. Abi burada. Biz FPM'imiz oynadık çıktık valla. Quit'imizi attık, işimizi yaptık. Öpülüyorsunuz. Yeni kapatıyorum ben. Ömer de yine edecekse belki beni bekliyordur. Bekletmeyelim biz. Öpüyorum hepinizi. Good night everyone.